Arkadaşlar merhabalar. Bugün Kur'an-ı Kerim ve Hristiyanlık konusunu ele almaya çalışacağız. Burada tahmin ediyorum 5. oluyor bu yıl ya da 4. ya da 5. oluyor. İşte her defasında başka bir konuyu ele almaya çalışıyoruz. Bugün 4. tamam. Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanlıkla ilgili ayetleri ve Hristiyanlık tarihine dair, teolojisine dair bildiklerimiz. Bunun üzerinden bazı çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Acaba neyi ne şekilde anlayabiliriz? Ezber yani bu Galat-ı Meşhur'a dönüşmüş bazı paradigmalara dair farklı bir bakış açısı ortaya koyabilir miyiz? Onu şey yapacağım. Ben yakın dönemde işte elimde yeni birkaç çalışma var. O çalışmaları yaparken özellikle bugüne kadar üzerinde çok durduğum çalışmaların dışında başka kitaplara bakma imkanı bulmaya başladım biraz daha. Farklı alanlarla ilgili okumalar yapmaya çalışıyorum. Orada naçizane kendi çapımda bazı tespitlerim oldu. Özellikle Türkiye'de Kitab-ı Mukaddes şirketinin kaleme aldığı, misyonerlerin kaleme aldığı eserlerde, çalışmalarda çok dikkatimi çeken ve sizlerle böyle kısaca paylaşacağım notlar aldım. Bazı şeyler var. Mesela çok meşhur, yani yazar isimleri zikretmek istemiyorum ama çok meşhur bir çalışmada. Meşhur dediğim, hani Hristiyan dünyada bilinen en azından Türkiye'de çalışmada. İşte İncil kavramı üzerinden bir takım savlar ortaya konuluyor. Tarihin hiçbir tarafında, hiçbir döneminde ve günümüzde Hristiyan dünyanın bugün sahip olduğundan başka bir İncil olmadığı ileri sürülüyor. Kur'an-ı Kerim'in İncil'den tabii bahis yapmış olmasına özellikle vurgu yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in İncil'den bahsettiği bu durumda İslam dünyasının, kilisenin bugün elinde bulunan İncil'e kayıtsız, şartsız, sorgusuz, sualsiz iman etmesi gerektiği, efendim işte Müslüman yazarlar içerisinde, Müslüman dünyada entelektüeller arasında işte İncil'e yönelik herhangi bir eleştirinin aslında çelişkili bir durum ifade edeceğini. Çünkü İncil'in eleştirilmesi durumunda İncil'i onaylamakta olan Kur'an'ın da eleştirilmiş ya da yalanlanmış ya da çürütülmüş olduğu şeklinde bir yargı bu kitaplarda karşımıza çıkıyor. Efendim esas İncil yani bu İncil'dir. Ne İncil'idir? Kilisenin bugün ve işte yaklaşık 1800-1700 yıldır, tabii detayları tartışabiliriz, elinde bulundurduğu bu mevcut İncil'dir diyor kitapta. Kur'an'ın bahsettiği ve onayladığı İncil'in de bu olduğu söyleniyor. Hatta şöyle de bir ifade de var. İncil'le uğraşması demek diyor, Müslüman bir müellifin, yazarın kendi dinine saldırması anlamına gelecek diyor. Tabii Kitab-ı Mukaddes şirketinin görüşlerini yansıtan buna benzer başka kitaplar da var. Kitapçıklar var. Özellikle Türkiye'de ücretsiz de dağıtılan yer yer. Onlardan bir başkasında Kur'an'da Tevrat'ın ve İncil'in ilahi kitaplar olarak tanımlandığı, durum böyle olduğu için her Müslüman bireyin bu iki kitabın Allah'tan geldiğine inanmak zorunda olduğu, bu kitapların kilisenin bugün elinde bulundurduğu kitaplar olduğu, üstelik Kur'an-ı Kerim'de bu İncil'lerin ya da işte kutsal Kitab-ı Mukaddes'in tahrifatına dair herhangi bir ibare yer almadığı, her ne kadar İslam geleneğinde bu metinlerin tahrif edildiğine dair bir söylem var ise de bunun daha ziyade mana itibariyle olduğu, yani İncil metinlerinde Kur'an'ın metinsel bir bozulmaya dikkat çekmediği, İslam dünyasında mevcut bu tahrifat polemiğinin de aslında tarihte Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan dünyayı hedef alan bazı eleştirilerden dolayı mana itibariyle bir bozulmaya işaret ettiği ve bazı Müslüman müelliflerin de zaten bu yönde yani İncil'e yönelik, İncil'lere yönelik eleştirilerin bu bağlamda
olduğunu. Yani İslam tarihindeki müelliflerin, ya bir saniye, bu İncil'lerde evet bir tahrif var ama mana yönünden vardır dediklerini söylüyor. Ve Müslümanlar diyor bunlara inanacak, inanmaları gerekir. Neden? Çünkü diyor bakın Kur'an-ı Kerim İncil diyor, Kur'an-ı Kerim Tevrat diyor, bir tasdik ilişkisi kuruyor. Bunlara Müslümanlara iman etmelerini istiyor gibi gibi böyle bir şey, genel çerçeve. Özellikle Türkiye'de Türkçe, Hristiyanlar tarafından Türkçe yazılan eserlerde bizim karşımıza sıkça çıkan iddialar arasında. Tabii bütün bu iddialar yanlıştır, bütün bu iddialar hatalıdır diyemeyiz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gerçekten de İncil'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten Tevrat'tan da bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekten bu kitapları ilahi kitaplar olarak tanımlıyor ve gerçekten Müslümanlardan bu kitaplara iman etmelerini istiyor. Yani biz buradan baktığımızda misyonerlerin İncil ve Tevrat'ın Kur'an'da zikredildiğine dair söylemleri evet doğrudur yani. Gerçekten de böyle bir olgu söz konusu. Üstelik bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hristiyanlığa yönelik olumsuz ifadeler ihtiva eden bazı ayetlerin ya da söylemlerin Müslüman toplum nezdinde işte geç antik çağdan itibaren ve orta çağ boyunca bir tahrifat polemiği ortaya çıkardığı, hatta bunun bu polemiğin bir literatür, polemik literatürü de oluşturduğu da doğru. Gerçekten yani biz İslam tarihine, Müslümanların tarihine baktığımızda böyle bir tahrifat polemiği var. Pek çok Müslüman yazarın buna dair eserler kaleme aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu açıdan da bu misyonerlerin Türkçe metinlerinde iddia ettikleri şey hakikaten öyledir, doğrudur yani. Fakat tabii burada bir şerh düşmek lazım iki yönden. Birincisi misyonerlerin bu iddialarına pek çok yönden itiraz etmek gerekir. Çünkü pek çok iddia doğru değil. İkincisi mesela şuradan başlayayım. Yani bu tahrifat geleneğiyle ilgili olarak. Evet İslam tarihinde İncil'in ve Tevrat'ın mana itibariyle tahrif edildiğini ve bu tahrifatın metin yönünden olmadığını söyleyen yazarlar var ama metin yönünden bozulmuştur diyen yazarlar da var. Metin yönünden bir tahrifat olmuştur, efendim İncil metinlerinde diyen yazarlar da var. Mana yönünden olmuştur diyenler de var. Metin yönünden olmuştur diyenlerin içerisinde de ya her tarafı tahrif edilmiştir diyen var. Küçük bir kısmı tahrif edilmiştir diyen de var. Yani konu aslında iddia edildiği gibi sadece mana yönünden bir tahrifat olduğu söylemi üzerine inşa edilmiş değil. Üstelik Müslüman müelliflerin efendim 8. 9. 10. 11. yüzyılda kaleme aldıkları metinlerin bugünkü bilimsel gerçekleri ne kadar yansıttığı meselesi ayrı bir konudur. Onu zaten birazdan sanıyorum ele alacağız. Çok yani bu İncil'lerin tahrifatı değil bizim bugünkü konumuz. Ama yine de ana hatlarıyla bir atıf yapmamız gerekecek yani oraya. Çünkü bugün burada arkadaşlar biraz terminolojiyi düzelteceğiz. Biraz bu Galata meşhurları düzelteceğiz. Yani bugünkü aslında bu şeyimizin toplantının amacı bence bu o yani. Biraz farklı yerlere dikkat çekeceğiz. Şimdi tabii misyoner arkadaşların bu iddialarına pek çok noktada itiraz etmek mümkün. Evet doğru söyledikleri kısımları böyle kenara bir yere not aldık. Fakat doğru söylemedikleri ya da kendilerinin de tarihsel anlamda karıştırdıkları bazı olgular var. Ben hemen düzelteyim o kısımları şöyle ana hatlarıyla. Birincisi tarihte ve günümüzde başka hiçbir İncil olmadığı söylemi arkadaşlar doğru değildir. Biz bugün çok net olarak biliyoruz ki hem de iki yerden bakın net olarak biliyoruz. Bir fikir ileri sürmüyorum arkadaşlar. Yani bir kanaat ileri sürmüyorum. Biz bugün net olarak biliyoruz ki 2., 3., 4., 5., 6. yüzyıllarda Hristiyan dünyanın elinde onlarca farklı İncil vardı. Bugün herhalde 30 küsür tane, Tuğrul hocam bilmiyorum 30 küsür doğru mu? Daha mı fazla? Yani 30 küsür civarında İncil var. Nereden biliyoruz? Birincisi kilise yazarları zikrediyorlar. Yani
geleneksel kilisenin yazarları bize bu farklı isimlerle neşvünema bulmuş, metinleşmiş şeylerden bahsediyorlar hani İncil'lerden. İkincisi, modern dönemde işte Mısır'da mesela Akmim'den tutun da Hammadi'ye kadar yapılan kazılarda, arkeolojik bulgularda pek çok İncil bulunuyor hala. Yani demek ki efendim tarihte ve bugün sadece bu İncil var ifadesi doğru değil. Açıkça doğru değil yani. Hani tartışılacak bir taraf. İki, Hristiyan dünyanın başlangıçtan itibaren kullandığı İncil, efendim bu İncil bu ifadede doğru değil. 170-180 yılından önceki İrenaeus'tur. Bahsi geçen dönem yani önemli bir müellifi. Lyon, Gaul, Galya bölgesindeki Lyon psikoposu İrenaeus. Onun sapkınlıklara karşı eserinden daha önceki süreçte, yani Hazreti İsa'dan sonraki yaklaşık 150-160 yıllık süreçte İncil'lerin sayısı 4 değildi. Matta, Markos, Luka, Yuhanna ismi taşıyan İncil de yoktu arkadaşlar. İşte kaynakların hepsi ortada. İncil'lerin sayısı da belli değildi. Çünkü bir yeni ahit kanonu yoktu. Yani Hristiyan dünyanın elinde efendim şu metinler bizim kutsal kitabımızı oluşturuyor. Böyle bir metin yoktu. Böyle bir kitap yoktu. Zaten bu kitabın oluşması da resmileşmesi de 4. yüzyılın ikinci yarısındaki bir takım konsillerdir. İznik konsili değil ama onu söyleyeyim. Yani her iki halde de, her iki noktayı nazardan da baktığınızda bu iddia doğruyu yansıtmıyor. İkincisi, İncil'lerin metin yönünden tahrif olmadığı, hayır böyle bir şey de yok. Şimdi ben arkadaşlar bir kanaat, bir fikir ifade ediyor değilim. İncil'ler tahrif edilmiş metinlerdir, metin yönünden de tahrif edilmişlerdir, mana yönünden de tahrif edilmişlerdir. Bugün bilim dünyasında Kitab-ı Mukaddes kritiği başlığı altında metin tenkidinden tutun da redaksiyon tenkidine kadar, form tenkidinden tutun literal tenkide kadar, kaynak kritiğinden tutun da tarihsel kritik, pek çok yöntem İncil metinlerinin, İncil'in metin yönünden de mana itibariyle de tahrif edildiğini ortaya koymuştur. Ortaya koymuştur diyorum. Bir fikir, bir kanaat beyan etmiyorum. Yapılan modern çalışmalara baktığınızda bunu görürsünüz. Ha? Efendim ben burada tahrifat kelimesini ne olarak kullanıyorum? Mesela interpolasyon kelimesi burada. Nedir bu? Metin şudur, metnin içerisine efendim şu kadarlık bir kısım eklenmiştir sonradan. Ben bunu böyle kullanıyorum. Ama mesela birisi diyebilir ki ya efendim önemli olan mesajdır yani. Bunun eklenmesi, bunun tahrif olduğu anlamına gelmez. Amenna, benim ona söyleyecek bir şeyim yok. Ben metin tahrifatından kastettiğim şey budur yani. Ve bu böyledir. Bu kanıtlanmış bir şey. Bir fikir falan beyan ettiğimiz yok. Batı'da 200-250 senedir yapılan araştırmalarda bunlar ortaya konuldu. Yine arkadaşlar başka bir nokta ve daha önemli bir nokta. İncil, Kur'an'da bahsi geçen İncil ve Hristiyanların ya da misyonerlerin Kur'an üzerinden meşrulaştırmaya çalıştıkları İncil aynı şey midir yani? Burası bence meselenin biraz daha farklı bir boyutu. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda evet bir İncil'den bahsediliyor ama bu İncil'in, yani evet ilahi bir kitap olarak İncil'den bahsediliyor ama bu İncil'in Allah tarafından Hazreti İsa'ya nazil edildiği söyleniyor. Yani İncil'in iki tane tarafı var. Birisi Allah, ötekisi Hazreti İsa. Allah Hazreti İsa'ya vahyediyor ve onu öğretiyor. Ne zaman, nasıl bilmiyoruz. Bu illaki Hazreti Peygamber'e 23 yılda nazil edildiği gibi öyle bir şey olmak zorunda da değil. Belki bir defa da oldu, yani. Bunu bilmiyoruz. Ama İncil'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de verilen şeyden benim anladığım bu. Bilmiyorum, başkası başka bir şey anlıyorsa bunu tartışabiliriz. Ben böyle görüyorum. Nitekim peygamber olduğuna göre Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de o da insanlığa bu mesajı tebliğ edecek yani. Biz eğer peygamber nübüvvet mefhumundan bunu anlıyorsak bu da bunun doğal bir sonucu olur. Ama arkadaşlar Hristiyan dünyanın böyle bir iddiası yok. Bir kere Hazreti İsa bizim tanıttığımız, bizim Müslüman dünyanın inandığı gibi İsa yok Hristiyan dünyada. Bir kere her şeyden önce bunu anlamak lazım. O Mesih, kutsal ve kurtarıcı bir Mesih, göksel bir Mesih yani. İlahi bir Mesih var ortada. Dolayısıyla Allah'ın Mesih'e vahyetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Üstelik İncil, Hristiyan dünyada Allah'ın Mesih'e vahyettiği mesajın adı da değil. Mesih'in sözleri de değil.
çarmıh hikayesi, çarmıha gerilme öyküsü. Yani Mesih çarmıha gerilmiş, bu sayede de insanlık günahtan aklanmış, kurtulmuş. Ve Mesih buna vesile teşkil eden bir soter, kurtarıcı. Genel Hristiyanların, Hristiyan dünyanın İncil algısı, kabulü bu yöndedir. Arkadaşlar onun için dört İncil'de çarmıh öyküsüyle biter. Çarmıh kıssasıyla biter. İsa dört İncil'de de bu yüzden çarmıha gerilir. 30 küsür tane öteki İncil'den de hiçbir tanesi bu yüzden kanona dahil edilmez. Thomas İncil'i çok güzel bir İncil'dir. Yakup İncil'i çok güzel bir İncil'dir. Ama neden İncil değildir? Çünkü çarmıh öyküsü içermez. Çarmıh öyküsü olacak. Biraz da anlatacağız. Zaten temelde üzerine basacağımız temel noktalardan bir tanesi bu. Ki Kur'an-ı Kerim buna çok büyük bir reddiye yapıyor. Arkadaşlar bunu boşu boşuna anlatmıyorum şu anda yani. Birazdan mevzu Pavlus'a gelecek ve Kur'an'da Pavlus'u arayacağız biz. Ama tabii ki açık bir ayette değil, derinleri kazarak yani biraz. Dolayısıyla şöyle bir söylem sorgusuz sualsiz kabul edilecek bir söylem değil yani. Bakın efendim Kur'an-ı Kerim'de İncil geçiyor. Evet. Bizim elimizde de bir İncil var. Evet. Buyurun siz buna sorgusuz sualsiz iman edeceksiniz. Böyle bir şey yok. Tarihsel olarak böyle bir şey yok yani. Peki bunun sebebi ne arkadaşlar? Misyonerler gittikleri her ülkede Hristiyanlık mesajını, kilisenin mesajını farklı metotlarla tebliğ ediyorlar. Bunlar misyonerlerin, arkadaşlar misyonerlik 2000 yıllık bir kurum. Misyonerler işini biliyor yani, çalışıyorlar. Kore'ye gittiğinde farklı bir yöntem izliyor, Türkiye'ye geldiğinde farklı bir yöntem izliyor. İlkültürasyon yöntemidir bu. Kontekse uydurmak. Yani tebliğ edilen toplumda zaten bilinen dini terimler üzerinden Hristiyan mesajını meşrulaştırmak. Kilise mesajını meşrulaştırmak. İncil tabirini Kur'an üzerinden meşrulaştırmaya yönelik çabanın arkasında bu var. İlkültürasyon. Yani Müslümanların zihninde zaten bir İncil kavramı var. Hazreti İsa'ya inanıyorlar. İncil'e inanıyorlar. Ama öyle bir motifin içerisinde size sunuluyor ki bu İncil. Yani Müslümanın inandığı İncil mi değil mi? Yani bunu sorgulamanıza bile çok fazla bir fırsat bırakılmıyor yani. Ve bir gerçeğin arkadaşlar, çok enteresan bir gerçeğin fark edilmesi bunu açıkça ortaya koyuyor yani. Bir kere her şeyden önce şunu bilmek lazım. İncil adı altında Türkçe'ye çevrilip piyasaya yayınlanan bu kitabın adı İncil değil. Bunun adı nedir? Yeni Ahit. Bakın, bugün arkadaşlar, yani şurada bir terminolojik düzeltme yapalım. Evet, Hristiyan dünyanın inandığı bir kutsal kitap var. Bunun adı nedir? Kutsal kitap, Kitab-ı Mukaddes. Ve Hristiyan dünya bu kitabın iki bölümden oluştuğuna inanıyor. Bir tarafına ne diyorlar? Eski Ahit, yani Old Testament. Yani tırnak içinde Yahudilerin kutsal yazıları. Yani Tanah. Tevrat da onun bir parçası, Tora. İlk beş kitabı. İkincisi ne? İkinci kısmı New Testament. Yani Yeni Ahit. Ve Yeni Ahit kitabı da 27 tane ayrı kitaptan oluşuyor. 27 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar. Bu 27 bölümün açtığınızda ilk dört tanesi evet İncil adını taşıyor. Müjde Evangelion. Ne demek? Kurtuluş mesajını içeren o dört tane. Nedir bu? Matta, Markus, Luka, Yuhanna. İyi de bunun sonrasında mesela Elçilerin İşleri kitabı var. Elçilerin İşleri kitabı Havariler Çağı'nı anlatıyor. Bana sorarsanız Havariler Çağı'nı anlattığı falan yok. Pavlus anlatıyor da. Ama velev ki öyle yani. Kitabın iddiası Havariler Çağı'nda yaşanan bir takım hadiseleri anlatıyor. Onun sonrasında mektuplar var. Risaleler. 13 tanesi Pavlus adını taşıyor. Araştırmacılar diyor ki 7 tanesi otantik, gerisi pseudo-epigrafik. Yani aslında Pavlus yazmamış ama Pavlus atfedilmiş. Benim iddiam değil, araştırmacıların söylemi bu arkadaşlar. Sonrasında Katolik mektuplar denilen, tırnak içinde Katolik mektuplar denilen pek çok mektup var.
Yani işte İsa'nın havarilerine atfedilmiş, efendim cemaatin önde gelen bazı simalara atfedilmiş mektuplar. En nihayetinde vahiy kısmı var. Yuhanna'ya atfedilen bir vahiy kısmı var. Şimdi 27 tane kitap var yani. 27 tane kitapçık var yani burada. Ve bunlar arkadaşlar pseudo-epigrafik metinler, 7'si hariç. Yani yazarını biz bilmiyoruz. Şimdi 4 İncil bunun içerisindeki bir kısım. Şimdi bakın, eğer kitabı mukaddes olarak yayınlıyorlarsa diyorlar ki kutsal kitap ve bu şekilde. Evet, bu doğru. Fakat bunun sadece ikinci kısmını, yani biraz önce saydığım 27 tane kısmı, sifiri, bölümü, kitapçığı ihtiva eden kitabı yayınlıyorlarsa İncil adını veriyorlar. Ya bu İncil değil, bu Yeni Ahit. Bu New Testament. Bunun 4 tanesi İncil. İlk 4 kitap İncil. Bunun bu şekilde yayınlanmasının, İncil adı altında yayınlanmasının sebebi nedir? İşte bu bahsettiğim inkültürasyondur. Müslümanların zihninde zaten mevcut olan İncil'i kullanarak onun üzerinden bu kitabı meşrulaştırmaktır. Ben mesela bakıyorum, soruyorum, tartışıyoruz. Turul Hocam burada Almanya'dan, çok değerli bir dinler tarihçisi. Yani diyorum, Almanya'da da bunu İncil olarak mı basıyorlar yani? Hayır, Yeni Ahit. Ya Almanya'da Yeni Ahit olarak basan kitap burada niye İncil olarak basılıyor? Arkadaşlar, inkültürasyon, bakın bu metotları konuşuyorum. Yani misyonerlerin takip ettiği. Bunun üzerinden kendi kutsal kitabını, kendi kutsal kitabını kastım şu değil yani. Bunu lütfen saygısızlık olarak algılamayın. Ben kimsenin kutsal kitabına falan, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir vakayı tespit etmeye çalışıyorum yani. Nedir bu vaka? Ya bunun üzerinden ben Kur'an'da bu geçiyor diye acaba Müslüman buna iman etmek zorunda mı yani? Bunun şeyindeyim. Zaten neden bu ayrımı baştan yapıyorum? Şimdi Yeni Ahit ve İncil ayrımını neden en baştan yapmaya çalışıyorum? Neden bu terminolojik düzeltme yapmaya çalışıyorum? Çünkü siz Yeni Ahit, eğer aslında Yeni Ahit'e İncil diyorsanız ve İncil adı altında bütün Yeni Ahit'i Kur'an üzerinden meşrulaştırıyorsanız, o zaman bunun getirdiği yer bize nedir? Yeni Ahit'in içerisindeki bütün risalelere inanacaksınız demek. Pavlus'un mektuplarına da inanacaksınız demek. Elçilerin İşleri kitabındaki anlatıya da inanacaksınız demek. Pavlus'un teolojik iddialarını da kabul edeceksiniz demek. Yeni Ahit'in içerisinde, arkadaşlar iyi de tamam da yani, bir kere Pavlus tartışmalı bir şahsiyet. Pavlus Hristiyan dünyada, antik çağda çok fazla tartışılan bir şahsiyettir. O zaman nasıl olacak? Bakın, şu terminoloji eğer düzgün değilse peşi sıra hangi sorunlar, hangi problemler gün yüzüne çıkıyor? Bu düzeltme gerçekten çok önemli. Ben bunu özellikle burada sizlerin dikkatine sunmaya çalıştım. Dolayısıyla bugün artık karşı karşıya şu anda olduğumuz sorun, yani tasdik ilişkisi Kur'an-ı Kerim'le diğer önceki vahiy, önceki kitaplar, önceki peygamberler arasında nasıl kurulacak? Ve eğer Kur'an-ı Kerim Yeni Ahit'i tasdikliyorsa, onaylıyorsa, o zaman Pavlus'u da tasdikliyor. Çünkü Pavlus'tur Yeni Ahit'i domine eden adam. Arkadaşlar, ben bir fikir beyan etmiyorum. Bakın, Yeni Ahit'i açtığınızda ilk 4 kitap İncil'dir. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Ve İncil'lerin anlatımı Hazreti İsa'nın hayatıdır. Ne kadar doğru anlattıkları ayrı bir tartışma konusu. Sonra Elçilerin İşleri kitabı gelir. Sonra Pavlus'un mektupları gelir. Ve böyle devam eder. Arkadaşlar, kronoloji doğru değil. Önce Pavlus yaşadı ve yazdı. Önce Pavlus yazdı. Yani kronolojik itibariyle en eski metinler Pavlus'un mektupları. 50'li yıllarda özellikle yazılmış mektuplar bunlar. Sonra Pavlus'un yolunu izleyen bazı yazarlar, meçhul, bizim bilmediğimiz bazı yazarlar İsa'nın hayatını anlattılar ve zamanla bunlara İncil dendi. Sonra bu yazarlardan muhtemelen bir tanesi, ki Luka olması çok muhtemel, İsa'nın sonrasındaki o havariler çağı denilen dönemi yazdı. Buna da Elçilerin İşleri kitabı denildi. Yani bakın, gelenek bunları böyle tanımladı.
Fakat kronoloji açısından doğru olan kronoloji bu. Yeni ayetin içerisinde bu kronoloji doğru değil. Bu ne demek? Bu şu demektir. Herkesin bildiği, bilim dünyasında hemen hemen herkesin, her objektif tarihçinin, araştırmacının bildiği bir gerçek. Yeni ayet kitabı Pavlus tarafından domine edilmiştir. Mesela siz Yeni Ayet'te İncil metinlerinde Pavlus'un ismini görmezsiniz. Halbuki birinci satırından itibaren oradadır. Elçilerin İşleri kitabında tarihin belirli bir aşamasına kadar Pavlus'un ismini görmezsiniz. Halbuki ilk aşamadan itibaren oradadır. Çünkü Pavlus teolojisini, Pavlus'un öğretisini kabul etmiş yazarların İsa'nın hayatını yeniden belki şekillendirdikleri belirli ölçülerde. Havariler çanını yeniden şekillendirir. Rewrite the history yaptıkları eserlerdir bunlar. Bunu bilmek lazım. Ve eğer Kur'an-ı Kerim bunu tasdikliyorsa bakın kaç tane mevzu çıktı şimdi işin içinden. Nasıl olacak yani? O zaman arkadaşlar bu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Soru şu, yani Kur'an-ı Kerim Pavlus'u onaylıyor mu, red mi ediyor? Ne söyleyeceğiz bu konuda? Hakikaten zor bir şey yani. Neden zor? Birçok sebeple zor. Zorluğun en önemli sebebi şu, Kur'an-ı Kerim Pavlus'tan açıkça bahsetmiyor. Pavlus'u muhatap almıyor da diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'in genel üslubuna uygun bir şeydir. Neden muhatap alsın? Kur'an-ı Kerim Pavlus'tan bahsetmiyorsa biz açıkça X veya Y bir ayete dayanarak ya efendim Kur'an-ı Kerim'in Pavlus hakkındaki görüşü şudur diyemiyoruz. Açık bir ayetten hareketle. Fakat biraz kazı yapacağız yani. Kazı yapmak zorundayız. Biraz derinlerde bir şeyleri okumak, bir şeyleri çıkar. Evet bunun imkanı vardır yani. Kur'an-ı Kerim bunun imkanını veriyor. Yapacağız şimdi. Ama Pavlus'un adı doğrudan geçmiyorsa bu kolay bir meşguliyet değil. Birincisi bu. İki, Hristiyanlık Türkiye'de az bilinen bir alan. Hakikaten öyle. Özellikle erken Hristiyanlık çok çok az bilinen bir alan. İşte böyle kavramlar birbirine giriyor. Kitab-ı Mukaddes, İncil, şey falan. Burada aramızda çok değerli yayıncı arkadaşlar var. Onlar çok yakından bileceklerdir. Biz bazen tercümelerde görüyoruz. Mesela Batı'da işte İngilizce metinde The Bible ifadesi geçiyor. Bir bakıyorsun İncil diye çeviriyor. Ya İncil değil bu. Bu Kitab-ı Mukaddes. Gospel, İncil. Bakın hep kavramlar iç içe geçiyor. Kavramlar iç içe geçtikçe zihinler daha da bulanıyor. Kitab-ı Mukaddes, işte New Testament, Old Testament, işte şey falan. İncil, Yeni Ahit, Eski Ahit, Tanah, Tevrat, Tora falan. Hepsi böyle birbirine giriyor. Bunu bir kere böyle masanın üstünde ayrı ayrı yerlere koyacağız. Doğru bir terminoloji yani. Ama tabii ki normal yani işte Hristiyanlık alanı bizde az bilindiği için, tabii ki dışarıdaki insanlar az bildiği için tabii ki yani bu tip yanılsamalar gayet normal yani. Üstüne bir de misyonerlerin bu faaliyetleri, ilkültürasyon, kontekste uydurmak, iyice Arap saçı. Üstüne bir de Müslümanların içerisinde de ya evet böyledir diyenler de var yani. Evet yani Kur'an bütün yeni ayeti onaylıyor, Pavlus'u da onaylıyor diyenler de var. O zaman bakın pek çok zorluk yani konuyu aydınlatma noktasında bir zorluklar silsilesiyle karşı karşıyayız. Fakat her şeye rağmen bu soruyu biz cevaplayabiliriz. İki tane metot izleyerek, yani birincisi aslında daha klasik bir yöntem, belki bugüne kadar daha çok yapılan bir yöntem. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu çok temel inanç prensiplerinden hareketle Pavlus ve Pavlus teolojisi hakkında fikirlere belki ulaşabiliriz, bazı fikirlere. Tabii Yeni Ayet kitabını iyi bilmemiz, Pavlus'un teolojik iddialarını iyi bilmemiz, Pavlus'un ortaya koyduğu teolojik düşünce sistemini anlamamız ve yorumlamamız gerekiyor. Doğru şekilde. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel bazı prensiplerden hareketle bu teolojiyi yargılayabiliriz. Ya da hakem Kur'an-ı Kerim olmak kaydıyla bu teoloji hakkında fikirlere, bir takım fikirlere ulaşabiliriz yani. Mesela ben size bir örnek vereyim.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre temel hiç üzerinde en küçük dahi bir pazarlık konusu olamayacak en temel prensip nedir? Tevhiddir. Yani Allah'ın birliğidir. Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok. Bu böyledir yani. Onlarca, yüzlerce ayette vurgu tevhiddir yani. Ve bütün peygamberlerin de Kur'an-ı Kerim'de, bütün peygamberlerin de tevhid mesajını getirdiğini söyler. Yani aslında bu noktayı nazardan baktığınızda Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa, Hazreti Musa ile Nuh bunlar farklı şeyler söylemiş değiller. Özü itibariyle hepsi tevhid mesajı verdiler. Eğer bugün, eğer Kur'an doğru söylüyorsa, bakın böyle bir metodoloji, ha siz diyebilirsiniz ki efendim Kur'an yanılıyor, benim ona diyecek bir şeyim yok. Ama Kur'an-ı Kerim doğru söylüyorsa, o zaman İsa Allah'a işaret etmiş bir peygamberdir, doğru mu? Eğer Hazreti İsa Allah'a işaret etmiş bir peygamberse, ama Yeni Ahit kitabı bütün ilgiyi İsa'nın kendi şahsiyeti üzerine çekiyorsa burada bir gariplik vardır. Evet öyledir. Açın arkadaşlar, okuyun. Mesela Pavlus'un mektuplarını alın okuyun. Bütün mektupları Mesih'le başlar, Mesih'le biter. Üstelik yaşayan İsa da değil o yani. Dirildiği söylenen bir İsa. Ölmüş, çarmıh üzerinde dirilmiş. O Mesih, Pavlus üzerinden konuşuyor. Pavlus bir nevi Mesih'in enkarnasyonu gibi yani. Mesih diriliyor, dirildikten sonra Pavlus'u seçiyor. Pavlus'un bütün mektuplarındaki tek vurgu Mesih üzerine. Kurtarıcı Mesih, Tanrı'nın oğlu Mesih, Efendimiz Mesih, Mesih bizim için öldü, Mesih şunu yaptı, Mesih böyle yaptı, Mesih şunu yani şey, asli günahtan işte kendini çarmıh üzerinde feda ederek bizi akladı, şöyle kurtulduk, böyle kurtulduk falan. Ya birincisi Kur'an'ın bu mesajıyla örtüşmüyor. İki, sinoptik İncil'lerde İsa'nın ortaya koyduğu öğretiyle örtüşmüyor. Bunu da ben söylemiyorum. Bunu modern dünyada, batıda bilim insanları, tarihçiler yüzlerce yıldır söylüyorlar, yazıp çiziyorlar. Yani İncil'lerin İsa'sı özellikle Yuhanna ayrı bir şey. Sinoptik İncil'ler, Matta, Markos, oradaki Hazreti İsa'nın öğretisine bakın Tanrı merkezlidir. Tanrı'nın egemenliği der, göklerin egemenliği der. Basileios ton uranon der, göklerin egemenliği, Basileios ton teon der, Tanrı'nın egemenliği. Yani hep bir monoteist vurgu var Hazreti İsa'nın mesajında. Dinle İsrail, Rabbimiz olan Allah bir tek Allah'tır der. Ona inanacaksın. Ve yaptığı atıf da eski ahitedir yani. Yaratılış kitabınadır, Tevrat'adır. Özür diliyorum. Sanıyorum yasanın tekrarınaydı. Karıştırıyorum. Tevrat'adır yani her hal ve kârda. Tevrat metnine bir atıftır. Ama Pavlus'un mektuplarında siz bunu göremezsiniz. Orada ilgi hep Mesih'in şahsiyetinedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu teosentrik, yani Allah merkezli, Tanrı merkezli anlayışa versus ona muhalif olmak üzere Yeni Ahit metinlerinde karşımıza çıkan olgu Mesih merkezli bir öğreti. Şimdi bu mesela bir örnek. Hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel bazı inanç prensiplerinden hareketle biz Pavlus ve Pavlus teolojisi hakkında bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Bu örnekleri de çoğaltabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ortaya çıkarttı, Kur'an'dan hareketle ortaya konulabilecek temel bazı inanç ama daha spesifik noktalar var. Zaten bugün biraz altını çizmeye çalışacağım. Yani sizin dikkatinizi yönlendirmeye çalışacağım yer orası. Daha spesifik özellikle iki tane ayet var. Bir Maide, bir suresinde, bir Nisa suresinde. Fakat gelin önce mevzu Kur'an-ı Kerim'in tasdik ilişkisi mevzusu üzerinden tartışma döndüğü için İncil, İnciller, efendim Yeni Ahit, Eski Ahit falan Hristiyanlar gibi mevzular üzerinden döndüğü için biraz Kur'an-ı Kerim'in bu Hristiyanlık meselesiyle, Hristiyanlıkla ilgili ortaya koyduğu bazı söylemleri kısaca hatırlayalım. Ve bazı isimler zikredelim. Çünkü bu isimler, yani birçok isim var Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçiyor, İncil'lerde de ya da Yeni Ahit geleneğinde de, Yeni Ahit metinlerinde de bahsi geçiyor. Evet, bazı noktalarda arada ciddi paralellikler de olmak
Ama bazı noktalarda farklılıklar da var olmak kaydıyla. Şimdi arkadaşlar tabii biliyorsunuz bir kere her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'de bir ehli kitap tabiri var yani. Bu ehli kitap tabiri geniş manasıyla nereye işaret ettiği biraz daha böyle araştırmacılar arasında farklı görüşler ileri sürülüyor. Ama kesin olan şey dar manasıyla en azından Yahudilere ve Hristiyanlara işaret ediyor ehli kitap. Kitap sahibi zümreler. Tabii burada Tevrat ve İncil özellikle ön plana çıkıyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Yahudilerden ve Hristiyanlardan da bahsediyor. Şimdi biz Yahudileri şöyle bir kenara koyduk. Buraya biraz daha Hristiyanları, Hristiyan öğretisini merkeze aldık. Bir taraftan Hristiyanlara çok sert eleştiriler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir taraftan Hristiyanlara çok sert eleştiriler var. Özellikle teslis akidesi üzerinden, özellikle Tanrı'ya bir oğul isnat edilmiş olması yönünden. Efendim, tevhid prensibinin halel görmüş olduğu söylemi üzerinden. Ve tabii ki dolayısıyla bunun kaçınılmaz bir şey Mesih'i Tanrı'ya ortak koşmaları üzerinden. Çok sert eleştiriler var ve bu eleştirilerin sahiplerinin kafir oldukları söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Öte taraftan belki tonu acaba bu kadar sert mi değil mi tartışılır ama mesela ruhbanlarını Rabler edinmiş olmaları veya peygamberi kendi heva ve heveslerine uydurma isteği göstermeleri Kur'an-ı Kerim'de eleştiriliyor. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanlıkla ilgili ortaya koyduğu tutuma temelde bir baktığımızda bir tarafı madalyonun bir tarafı bu. Ama ağır basan tarafı da bu eleştiri. Öte taraftan evet daha böyle sempatik, daha ılımlı bir söylem de var. Mesela Müslümanlara sevgi bakımından en yakın kimselerin Hristiyanlar olduğunu söylenmesi gibi. Tabii bu Hristiyanlar hangi Hristiyanlar arkadaşlar? Burası da ayrı bir detay yani onu da konuşacağız. Veya işte genel olarak ehli kitaba atıfla Allah'ın ayetlerini geceleri okuyup işte namaz kılan, secdeye varanlara yani Yahudiler de Hristiyanlar da ikisini de dahil ederek. Yani böyle bir Kur'an-ı Kerim'in madalyonun bu yönü de var. Hristiyanlarla ilgili bahislerde. Tabii bu kadar mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de yine Hazreti İsa'dan bahsediliyor, havarilerden bahsediliyor. Ama yine Hristiyan dünyanın bahsinden daha farklı. Neden? Çünkü birincisi Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'e göre nedir? Arkadaşlar bir beşerdir yani. Bu konuda bir ihtilaf var mı? Yok. Hazreti İsa senin benim gibi bir insandır. İki, peygamberdir. Bu konuda bir ihtilaf var mı? Yok. Nasıl peygamberdir? Öncekiler gibi peygamberdir. Yani o peygamberler silsilenin içerisinde Yahudilere gelen peygamberler zincirinin bir halkasıdır. Peki Hristiyan dünyada böyle midir? Bir, beşer midir? Değil. İki, peygamber değil. Mesih'tir. Peki Hristiyan dünyanın söylediği gibi ilahi bir Mesih midir? Değil. Mesih kavramını Kur'an-ı Kerim kullanır ama nasıl kullanır? Ne anlamda kullanır? Bunu tartışabiliriz. Her hal ve karda Mesih'i beşerüstü bir statüye yücelten bir unvan değildir. Bana sorarsanız benim kanaatim Yahudilerin belki daha ziyade Mesih kavramına yani tahayyül ettikleri Mesih. Yahudiler doğru tahayyül ediyor mu da ayrı bir konu. Onu da belki sonra konuşuruz. Ama şu yani İsa Mesih ama yani bu beşerüstü oldu demek değil yani. Başka Hazreti İsa kendisine yardımcılar edinmiş. Kim bunlar? Havariler. Bunlar kim? Kur'an-ı Kerim ne diye tanımlıyor abi Müslümanlar şeyi ya havarileri? Müslümanlar olarak tanımlıyor. Zaten buradan şey kopuyor yani. Şimdi Hristiyan dünyanın
İddiası nedir? Mevcut kiliselerin birçoğunun mesela variler tarafından kurulmuş olduğudur. Mesela Roma Kilisesi der ki bize işte İsa'nın varisi Petrus kurdu yani. Hatta Papa onun şeyi oldu değil mi? İddiasındadır. Antakya Kilisesi efendim bizi Petrus kurdu. İskenderiye Kilisesi Markos kurdu. Hindistan'daki kilise Thomas kurdu. Bütün kiliseler İsa'nın havarileri tarafından. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize başka bir havari portresi sunuyor yani. Daha farklı. Hazreti İsa Tevrat'ı tasdikliyor Kur'an-ı Kerim'den bizim anladığımız. Sonraki bir peygamberi müjdeliyor. Yine bizim Kur'an-ı Kerim'de anladığımız. Sadece bu kadar mı? Değil. Kur'an-ı Kerim başka neden bahsediyor? İncil'den. İncil'le ilgili çok temel bir bilgi veriyor. Vahyeden Allah, vahyin muhatabı Hazreti İsa. Ve Allah diyor ona öğretti. İçinde diyor bunun, İncil'in içinde nur var, hidayet var. Sonraki bir peygamberin müjdesi var, Ahmet. Hayır bu kadar değil. Kur'an-ı Kerim bizim Hristiyan geleneğinden tanıdığımız, bildiğimiz bazı insanları da zikrediyor. Mesela Hazreti İsa ile çağdaş olduğunu bildiğimiz Zekeriya gibi, Yahya gibi. İki peygamber figürü. Meryem anne gibi. Mesela yani. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de bahis konusu oluyor. Ve hakikaten de Kur'an-ı Kerim temelde bir tarih kitabı olmadığı için Kur'an-ı Kerim bize her ne kadar tarihle ilgili bilgiler verse de nihayetinde bir iman kitabı, iman meselesi gibi gördüğü için mevzuyu, yani bu isimler de zikrediliyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de bu isimlerin de bir takım yaptıkları, ettikleri, faaliyetleri, işte peygamberlik gibi, nübüvvet gibi, efendim şu gibi, bu gibi bir takım faaliyetleri olduğuna göre elbette Müslümanlardan da buna iman etmeleri isteniyor. Ya bu tasdik meselesi bu. Yani Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa bir peygamberdir derken bir Müslümanın ya hayır öyle bir şey yok dememesi yani. Evet peygamber yani. Veya Zekeriya'dan bahsederken ya yok öyle birisi falan yani. Hayır öyle değil yani. Bu bir iman meselesi noktayı nazarından bakıyorum arkadaşlar. Ben tarihçiyim aslında da yani. Ama o yani tartışmanın bağlamı burası olduğu için öyle bakıyorum. Peki madem durum böyle. Madem Kur'an-ı Kerim Hristiyanlardan, Hristiyanların öğretilerinden, Hazreti İsa'dan, havarilerden, İncil'den, o dönemin meşhur bazı simalarından bahsediyor ve bunlardan Müslümanların bunlara iman etmelerini istiyorsa, yani ortada bir tasdik mevzusu söz konusuysa, bu ilişki nasıl kurulacak? Yani bizim işte biraz önce ismini zikrettiğimiz Tarsuslu Pavlus, onun görüşleri, onun risaleleri, onun Mesih'e dair teolojik iddiaları, efendim yeni ayet oluşturan diğer kısımlar. Mesela Petrus ismini taşıyan mektup. Mesela Yuhanna ismini taşıyan mektup. Bunlar da onay alıyor mu yani Kur'an-ı Kerim? Bunlar da tasdiklenmek zorunda. Temel, çok temel bir soru yani. İşte tekrar geldiğimiz nokta burası. Şimdi müsaadenizle Kur'an-ı Kerim'in çok spesifik iki ayetini zikredeceğim ama ondan önce Pavlus'un teolojik öğretilerinden biraz bahsetmem gerekiyor. Şimdi Pavlus'un teolojik öğretilerini biz nereden biliyoruz? Yeni Ayet'ten. Dedik ya Yeni Ayet kitabını domine eden kişi Tarsuslu Pavlus diye. Kendi mektupları var. İşte 13 tane mektup Yeni Ayet'te Pavlus ismini taşıyor. Araştırmacılar diyor ki 7'si ona ait. Ötekiler Pavlus adına yazılmış, sonradan yazılmış. Yani başka birisi yazmış, Pavlus adına yayınlamış, tedavüle sokmuş. Ve başka bazı kitaplar ve Elçilerin İşleri kitabı ve İncil'ler. Şimdi bütün bu külliyata özellikle kendi mektuplarına baktığımızda
Pavlus'la ilgili bizim gördüğümüz şey ne? Yorum yapmaksızın sadece ana hatlarıyla böyle tanıyalım yani. Ne diyor? Pavlus kim? Pavlus Hristiyanlık tarihinde ve teolojisinde bizim en fazla karşımıza çıkan şahsiyet. Hadi abartmayayım, Hazreti İsa'dan sonra ikinci sırada diyeyim ama o bile tartışılabilir yani. Kilisenin en büyük biricik azizi, pek çok araştırmacıya göre ki buna ben de dahilim, Hristiyanlığın bugünkü geleneksel Hristiyanlığın asıl kurucusu. St. Paul, Aziz Pavlus, Tarsuslu Pavlus, Saul. Kendi iddiasına göre bir Yahudi, Yahudiliğin felisilik, o günkü ana akım kolu olan felisilik mezhebine mensup. Yaşamı sırasında Hazreti İsa'yı tanıyan, bilen, gören birisi değil. Kim söylüyor bunu? Kendisi söylüyor ve öğrencisi Luka anlatıyor. Zaten bu yani anlatıyı kendisinden ve öğrencisi Luka'dan öğreniyoruz. Yaşamı sırasında arkadaşlar Hazreti İsa'yı görmüş, tanıyan, bilen birisi değil. Üstelik ölümünden sonra, Hazreti İsa'nın ölümünden sonra onun cemaatine zulmetmekle nam salmış bir adam. Kim söylüyor bunu? Yeni Ahit metinleri söylüyor. Fakat Pavlus, İsa cemaati üyelerine zulmederken, onları tutuklarken, onları öldürürken, mesela merak edenler Stefanos'un ilk Hristiyan şehit deniyor. Stefanos'un öldürülmesiyle ilgili Yeni Ahit'teki anlatıma bakabilirler yani. Bunları tutuklarken, bunlara karşı ölüm solurken, kendi ifadesidir. Hatta ve hatta başkâhine gitmiş Sanhedrin'in yöneticisi. Başkâhine gitmiş ve İsa'ya inanan kim varsa hepsini yakalayıp tutuklayıp Kudüs'e getirmek için, Şam'a gitmek için ondan icazet almış, izin almış. Yanında da bir grup insanla birlikte oraya giderken gökte birisini görüyor. Elçilerin İşleri kitabındaki anlatı bu yönde 3 tane varyantı var bu anlatının. 3 tane. Gökte bir şey görüyor yani. Varyantlarda farklılıklar var ama ana hatlarıyla anlatayım. Aslında İsa'yı görüyor yani. Kim o İsa? Bir süre önce çarmıha gerilerek ölmüş, sonra dirilip göğe yükselip Pavlus'a görünmüş olan İsa. Neden görünmüş? Diyor ki İsa, Mesih yani Pavlus'a, ben diyor seni seçtim. Ne için seçtin? Benim diyor adımı Hristos yani Mesih adını ve Evangelion'u yani İncil'i, müjdeyi bütün uluslara duyurman için seni seçtim diyor. Ve bu tarihten itibaren Pavlus Mesih'in elçisi olarak, apostolos olarak görev yapmaya başlıyor. Mesih'in elçisi olarak atanmış olması hasebiyle Mesih'in adını ve İncil'ini 3 tane büyük misyoner tur atıyor Anadolu'da, Avrupa'da vesaire. İşte pek çok cemaat kazanıyor İsa inancı uğruna ve en sonunda da Roma'da şehit oluyor. Bu kısım, bu şehitlik, şehadet anlatısı Yeni Ahit'te yoktur. Ama Hristiyan geleneği böyle olduğunu söyler. Onun arkadaşlar unvanı nedir? En büyük unvanı Apostolos ton etnon, yani ulusların havarisi. Kim uluslar? Gentiles, yani Yahudi olmayanlar. Yahudiler için dünya ikiye ayrılıyor. Yahudiler, Yahudi olmayanlar. Sünnetliler, sünnetsizler. Yahudiler tek bir tanrıya inanıyorlar ve yasa merkezli, Tevrat merkezli, Tora merkezli yaşıyorlar. Ötekiler, öteki uluslar bundan haberdar değiller. Pagan, putperest. Pavlus diyor ki ben Apostolos ton etnonum, öteki ulusların havarisiyim. Ulusların yani Yahudi olmayanların, İsa'nın diyor yaşamı sırasında ona iman etmiş olan havariler, onun diyor Yahudi elçileriydi ve Yahudilere elçilik yapan kişilerdi. Ben ise diyor farklı bir misyona sahibim. Dirilen İsa'nın havarisiyim. Göğe çıkmış olan İsa'nın, Mesih'in elçisiyim ve ulusların havarisiyim. Yani Anadolu'da, Akdeniz havzasında gidebildiği yerlerde İtalya'ya kadar, Yunanistan'da, Makedonya'da falan
öteki uluslardan olanlara diyor Mesih'in müjdesini, şeyini ben ulaştırdım, ulaştırıyorum. Peki nasıl atanmış Tanrı'nın oğlu tırnak içinde ve insanlığın kurtarıcısı olan Mesih tarafından seçilerek? Aslında başka şeylerde henüz annesinin rahmindeyken seçilmiş olduğu şeklinde ifadeleri de var. Tanrı tarafından bu makama, bu yüce makama getirildiği şeklinde iddiaları da var. Fakat burada bazı sorunlar da var. Birincisi, Pavlus'un biraz sonra kısaca zikredeceğim teolojik öğretileri Hazreti İsa'nın öğretileriyle örtüşmüyor arkadaşlar. İkincisi, Hazreti İsa'nın havarileri henüz hayatta ve bu havarilerin Pavlus konusundaki kanaatlerini biz Pavlusçu yazarlardan öğreniyoruz. Yani mesela İsa'nın baş havarisi Petrus, Pavlus hakkında ne diyorsun? Petrus'un yazdığı bir şey yok bugüne yani. Hazreti İsa'nın kardeşi Yakup ne diyordu yani Pavlus hakkında? Ama Pavlus'un ve Pavlusçuların bütün metinleri işte Yeni Ahit'in içerisinde yani. Halbuki alternatif bazı metinlere biz baktığımızda, alternatif metinleri de bırakın, Yeni Ahit'in içerisinde mesela Pavlus'un mektuplarıyla Elçilerin İşleri kitabını karşılaştırdığımızda, arkadaşlar Pavlus açıkça havarilere baş kaldırıyor. Pavlus açıkça havarilerin öğretilerine baş kaldırıyor. Onların otoritelerine baş kaldırıyor. Havarileri suçluyor. İkiyüzlülükle suçluyor. Cemaatin üzerinden hak kazanmakla, cemaati sömürmekle suçluyor. Yahudilik propagandası yapmakla suçluyor. Kimi? Yaşamı sırasında İsa'ya iman etmiş olan havarileri. Fakat sonradan Luka çok usta bir yazardır. Elçilerin İşleri kitabında bunu yapabildiği ölçüde kapatmıştır üstünü. Sanki aynı yolun yolcularıymış, aynı paydada buluşmuşlar gibi lanse etmiştir. Arkadaşlar, araştırmacılar derler ki Luka'nın Elçilerin İşleri kitabına, havarilerin işleri Pavlus'un işleridir derler. Bazı araştırmacılar diyorlar ki havarilerin işleri değil bu kitabın adı. Evet yani Acts of the Apostles, yani havarilerin işleri aslında geleneksel adı ama aslında havariler falan değil, Pavlus'un işleri bu yani. Hep Pavlus anlatıyor. Öteki havariler gölge figürler. Onların ne dedikleri belli değil. Tam bir açıklıkla ortaya koydukları fikirler belli değil. Havarilerin Pavlus'u kabul ettikleri falan yok arkadaşlar. Ben İsa Pavlus İnciller kitabı bilmiyorum okuyanınız var mı veya okumayanınız, 4. baskısını yaptık. 735 sayfa anlattım. Hazreti İsa'nın hiçbir havarisi, Hazreti İsa'nın hiçbir öğretisini Pavlus'ta pazarlık konusu yapmamıştır. Niye yapsın ya? Pavlus kim? Yani yaşamı sırasında İsa'ya öğrencilik yapmamış bir adam gelip de havarilerin otoritesine meydan okuyacak, havariler evet evet senin dediğin gibi midir diye. Böyle bir şey, mantık alır mı böyle bir şey yani? Yani Ebu Cehil Hazreti Muhammed'den 10 sene sonra gelecek, Ebu Bekir'e diyecek ki veya Hazreti Ömer'e, ya siz yanlış biliyorsunuz yani, doğrusu budur yani. Muhammed böyle böyle dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte resim budur yani. Ha, velev ki sonraki, diyelim ki Hicri 100 yılında birisi yazdı, dedi ki Ebu Cehil'le aslında Hazreti Ömer aynı fikirdeydi yani. Ya kardeşim, biz tarihçiyiz, bizim işimiz bu metinlerin içerisinde dolaşmak. Biz niye varız yani? Beni geç yani, bırak, bu kadar araştırmacı var, ne iş yapacağız yani biz? Bizim işimiz bu metinleri açıklamak yani, yorumlamak, anlamak, idrak etmek, hayatımızı biz bu iş için harcıyoruz yani. Yok böyle bir şey, havarilerle Pavlus aynı yolu. Hayır, öyle değil yani. Üstelik hem önceki hayatı hem söylemleri bu konuda bizi çok derin şüphelere gark ediyor. Vallahi bu konuda şüphelenen ilk insan ben değilim. Antik çağda Pavlus'u tırnak içerisinde kendi metin diliyle söylüyorum, sahtekar olmakla suçlayan Hristiyanlar var. Bu diyor İsa'nın öğretilerini tahrif ediyor bu diyorlar. İman ettiğim adı altında. Arkadaşlar, Ebiyonitlerin kaleme aldığı metinlere bakın. İsa'nın diyorlar öğretilerini tahrif ediyor diyor. Bugün araştırmacıların pek çoğu. Mesela Haim Makobi, Paul and Invention of Christianity. Pavlus ve Hristiyanlığın icadı. Açın okuyun. Robert Einzelman, James the Brother of Jesus. Açın okuyun.
Bu kitapların hepsi ilgiyi Pavlus'un üzerine çekerek diyorlar ki Pavlus'un öğretisiyle İsa'nın öğretisi örtüşmüyor diyorlar. Batı'da söylüyorlar bunu. Bugün söylüyorlar. Gidin bir önceki, iki önceki yüzyıla gidin. Ferdinand Christian Bauer. Öyle mi sevgili hocam? İki tane gelenek var diyor erken Hristiyanlıkta. Birisi diyor İsa'nın havarileri, öteki diyor Pavlusçu çizgi. Burası diyor Helenist çizgi. Helenizme girmeyelim burada. Sonra başka bir zaman konuşuruz. Yani İskender sonrası bir kültür var. Selevkoslar falan, Ptolemiler falan, onların temsil ettikleri bir kültür var. Herodesler diye bir hanedan var falan. Bu çok başka bir şey yani. Pavlus'u zaten bu bağlam içerisinde değerlendirmek zorundayız. Ama İsa ve havariler o çizgide değiller. Bahsettiğim Pavlus bu arkadaşlar yani. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de İncil geçiyor diye bir Pavlus'u onaylayacak mı yani Müslümanlar? Sormayalım mı yani biz şimdi bunu? Bu soruyu sormak suç mu? Hay evet yani İncil'de İncil geçiyor yani tamam Pavlus'un mektuplarını, risalelerini biz onaylıyoruz mu diyecek. Peki bu risalelerin içerisindeki öğreti nasıl? Bu tartışmaları hadi bir kenara bırakalım. İşte elimizde Yeni Ahit kitabı. Nasıl? Pavlus'un iddiaları Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel akideyle örtüşüyor mu? Buna da bakalım. Toparlayayım. Son spesifik birkaç ayet üzerinden şeyi bağlayalım. Sonra belki sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Şimdi bütün bu tartışmanın, hengamenin ortasında, bütün bu farklı olguların ortasında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim çok net iki tane ayette Pavlus'u ve Pavlus'un şahsiyetini ve teolojisini çürütüyor. Ve bu ayetler sebepsiz değildir. Kur'an-ı Kerim Pavlus'u esas aldığı, muhatap aldığı için değil. Bu ayetlerin amacı Kur'an-ı Kerim Pavlus'u muhatap bunu demiyorum. Ama Pavlus'un teolojik öğretileri Hristiyanlığın ana akım görüşüne dönüştüğü için, Hristiyan öğretisi o zemin üzerinde yükseldiği için, Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyada da, dönemde de, Akdeniz Havzası'nda da ana akım Hristiyanlık, Pavlusçu Hristiyanlık olduğu için, Kur'an-ı Kerim doğrudan Pavlus ismini zikretmese de, çok ince ama çok etkili iki yumrukla. Hani Cem Yılmaz'ın stand-up'ında diyor ya, askerde diyor dayak var mıydı, şey var mıydı falan, tokat var mıydı diyor. Yoktu diyor ama diyor çok hızlı cereyan etti, göremedim diyor. Yani yok hani görmedim değil, göremedim denir değil mi diyor. Aha, aynen böyle yani iki yumruk. Hızlı ve etkili iki yumruk. Bakın Pavlus'un teolojisinde iki esas vardır. Ve bu iki esas Mesih'e Pavlus'un yüklediği, tefsir ettiği iki kademeli bir görev özelinde bizim karşımıza çıkar. Nedir bu? Bir, Mesih dünyaya neden gelmiştir? Siz şimdi içinizden şöyle diyebilirsiniz. Mesih Allah'ın bir peygamberi olduğuna göre Allah'tan aldığı vahyi insanlara, İsrailoğullarına veya kimeyse duyurmuştur, ilan etmiştir. Gelmesinin sebebi de budur diyebilirsiniz. Fakat yanılırsınız. Hristiyan dünyada böyle bir şey yok. Pavlus teolojisi de böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki o, insanlık diyor bir günah çukurunun içerisindeydi. Buna literatürde asli günah doktrini deniyor, fıtri günah doktrini deniyor ve Adem'e kadar uzanan bir günah bu. Adem'in yasak meyveyi yemesi veya işte o vesileyle bulaşmış olduğu bir günah ve bütün insanlık nesillerinin bu yüzden nesilden nesile, nesilden nesile günahkar olması. Hep bu nesiller günahlı, günahlı, günahlı böyle geldiler. Hatta diyor Tevrat yani Tora yani yasa insanlığa diyor bu günahın cezası olmak üzere gönderildi. Çünkü ağır bir boyunduruktur diyor. Musa vasıtasıyla gelen yasa. O diyor bir cezaydı.
Fakat diyor Tanrı çok merhametli bir Tanrı. Ve bu günahtan insanlığı aklayabilmek için diyor, kozmik bir program tasarladı. Kendinden olan, kendisi gibi olan oğlunu insan kılığında günah sunusu olmak üzere diyor bizim aramıza gönderdi. O diyor Meryem'in rahminde işte beden aldı. Sonradan enkarnasyon nazaresi diyeceğiz biz buna. Ve bizim aramızda yaşadı. Fakat onun yaşamasının sebebi şuydu, çarmıha gerilmek. O çarmıha gerileceğini biliyordu. Zaten İncil metinlerini açın okuyun sayar. İsa işte ölümden dirileceğini birinci kez bildiriyor. İkinci kez bildiriyor, üçüncü kez bildiriyor. Neden? Çünkü temel o. İsa çarmıha gerildi ve öldü. Dirildi, göğe çıktı ve bizi yargılamak üzere bir kez daha gelecek. Biz Mesih'in, Tanrı'nın oğlu, kurtarıcı Mesih'in bu ölümü sayesinde günahtan aklandık. Bu sayede kurtuluş kazandık. Yapmamız gereken buna inanarak bu gerçeğin, bu olgunun, bu ilahi mesajın bir parçası olmak. Kilisenin bir üyesi olmak aslında bir nevi bu anlamı taşıyor. Yani İncil, biraz önce de söylediğim gibi İsa'nın çarmıha gerilişine dair bu iyi haberin adı oluyor dolayısıyla. Ve bize düşen de Mesih'in ölümüne bu şekilde öldüğüne inanmaktır, iman etmektir. Arkadaşlar Pavlus diyor ki, eğer bu böyle olmadıysa diyor, yani Mesih dirilip göğe çıkmadıysa ama öncesinde de bu faraziye bu şekliyle yok ise, o zaman diyor bizim tebliğimiz de sizin diyor imanınız da boştur. Yalandır diyor yani. E peki İsa'nın davası ne olacak? Yok. Asıl olan budur yani. E İsa'nın Markos İncil'indeki monoteist pasajları ne olacak? Asıl olan Mesih'in çarmıha gerilmesidir. Hristiyanlığın, Pavlus teolojisinin zemini budur. Mesih'in dünyaya gelmesinin temel amacı budur. Ve Mesih'in dünyevi misyonu çarmıhla birlikte bitmiştir. Ama dünyevi misyonu, asıl misyonu ondan sonra devam etmiştir. Dirilip göğe çıkmıştır ve gökyüzünden insanlığı, tarihi şekillendirmeye devam ediyor Mesih. Diyor ki Pavlus, şuna göründü, buna göründü, 500 kişiye göründü, şöyle oldu, böyle oldu, üstelik beni seçti. Bana vahyetti ve beni seçti. Nerede? Şam yolunda, Şam vizyonu işte. Luka'nın iddiasındaki gibi. Hatta neden seçti? Çarmıhta boş yere ölmüş olmasın diye. Yoksa diyor çarmıhta boş yere ölmüş olurdu. Zaten diyor yasanın da hükmü bu yüzden bitti. Tevrat'ın. Eski ahit, yeni ahit. O eskidi kaldı. Şimdi yeni bir anlaşma var diyor. Nedir yeni anlaşma? Çarmıh üzerinde insanlığın kurtuluş kazanması. İnsanlıkla yeni bir ahit yapılmış olması. Ve diyor benim misyonum, benim görevim bunu açıklamak. Beni diyor bu yüzden seçti. Boş yere çarmıh üzerinde ölmüş olmasın diye. O öldüğüne göre diyor, insanlığın günahı ne oldu? Affedildi. E günah affedildiyse diyor, günaha ceza olarak gelen Tevrat'a ne gerek var artık diyor. O da bitti diyor. E halbuki İsa'ya bakıyorsun ben onaylıyorum diyor. Tevrat'ı. Kur'an ne diyor arkadaşlar? Kur'an da onaylıyor demiyor mu? Ya reformasyon yapmıştır efendim içerisindeki hükümlerden bir tanesini şöyle yapmıştır, böyle düzen. Bu ayrı bir şey. Bu başka bir şey yani. O halde Pavlus'un kendine biçtiği misyonun ve ortaya koyduğu teolojik sistemin iki tane zemini var. Bir, çarmıh doktrini, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek ölmesi. Efendim, eceliyle öldü, olmaz. Çarmıha gerilerek ölecek. İki, dirildikten sonra yeryüzünü, insanlık ailesini, tarihi şekillendirmeye devam ediyor oluşu. Ki bu sayede ve bu vesileyle zaten Pavlus'u seçmiş oluyor. Şam vizyonunda.
Ve bu sayede, bu vesileyle havarilere diyor ki gidin öteki ulusları baba oğul kutsal ruh adına vaftiz edin diyor. Ben diyor dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim. Bakın tarihi şekillendirmeye devam ediyor Mesih. Peki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim de diyor bize. Maide suresinde ve Nisa suresinde çok enteresan ayetler var. Neden enteresan? Çünkü Hazreti İsa'nın akıbetini söylemeyip ona ne olmadığını söylüyor. Ve bu yönüyle baktığınızda arkadaşlar Pavlus teolojisine çok ciddi bir eleştiri geliyor. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'ya şöyle oldu, Hazreti İsa'ya böyle oldu, Hazreti İsa şurada öldü, şu şekilde öldü. Böyle bir şey söylüyor mu? Ama nasıl ölmediğini söylüyor, doğru mu? Nasıl ölmemiş? Çarmıha gerilerek ölmemiş, asılarak ölmemiş. Bu sebepsiz değil arkadaşlar, bana göre. Kur'an-ı Kerim, Pavlus'la ya da Pavlus teolojisiyle derin polemiklere girmiyor. Ama bir şeyi ısrarla söylüyor. Hayır diyor, siz onu asmadınız. Öyle olmadı. Sizin zannettiğiniz gibi olmadı. Yani çarmıha germediniz siz onu diyor. Önemli olan nokta burası diyor. Ne oldu? Nasıl? Onu bırak diyor yani. Ben tabii burada şu tartışmaya girmiyorum. Yani Hazreti İsa öldü. Veya ölmedi, göğe çıktı. Biliyorsunuz, tabii ki benim bir kanaatim vardır da yani burada kastım o değil yani. Burada bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz başka bir şey yani. Burada bir kırılma anı var arkadaşlar. Ama isterse Hazreti İsa ölmüş olsun, ama isterse Hazreti İsa göğe çıkmış olsun. Bunun şekli çarmıhla değil. Kur'an bunu bize söylüyor. Asılarak değil. Bu ne demek? Hristiyanlığın Pavlus tarafından ortaya konulmuş olan bütün teolojik sisteminin zeminini çekmek demektir ve bütün sistemi çökertmektir. Kur'an bu yüzden zaten çarmıh öğretisine bu derece ciddi bir şey ihtiva ediyor. Ve ısrarla bu sebeple söylüyor çarmıh mevzusunu. Hayır diyor öyle olmadı. Ya çok enteresan değil mi? Bakın ve Allah'ın elçisi olduğunu söyleyen Meryem oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük demeleri üzerine. Aslında ne onu öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Ne de astılar. Fakat diyor bir kafa karışıklığı oldu. Onlar öyle gösterildi. Ya da öyle olduğuna dair bir yanılgı içerisindeler. Bakın mahiyetinin ne olduğunu buradan biz anlayamıyoruz yani. Ama bir şey anlıyoruz yani. Çarmıha germemişler, asmamışlar. Hani normal anlatım ne olduğunu söylemektir ama burada ne olduğunu söylemek, ne olmadığını söylüyor. Sebepsiz değil. Pavlus teolojisi buradan çok ağır bir darbe yiyor. Zeminini Kur'an-ı Kerim çekiyor. Öte taraftan Yahudilerin de biz öldürdük iddiaları var. Bir de o tarafa da bir reddiye var. O da işin ayrı bir boyutu. Benim burada şu anda girmediğim. İkincisi ve daha önemlisi, Pavlus'un şahsiyetine reddiye var. Allah diyor ki, gel bakalım İsa diyor, sen mi dedin benim annemi Allah'tan başka iki ayrı ilah edinin diye? Gel diyor, sen mi dedin beni ve annemi Allah'ın peşi sıra, Allah'tan gayrı iki ayrı ilah edin, sen mi dedin insanlara diyor. Şimdi bu ayeti biz okuduğumuzda tabii ki buradan 50 tane farklı netice çıkartabiliriz. Ben sadece bunlardan bir tanesini ön plana çıkartmaya çalışacağım. Hazreti İsa diyor ki haşa. Ben öyle bir şey demedim. Peki ne dedim? Benim de Rabbim olan, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet ve kulluk edin dedim. Ve gerçekten de böyle dediğine dair Markos İncil'inde ayet var, pasaj var.
Yani tasdik ilişkisi buradan kurulacaksa hiçbir Müslümanın bu iddia, itirazı yok buna yani. Fakat ayet devam ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben diyor üstelik yaşamım sırasında diyor böyle bir şeyin olmadığına tanığım, şahidim ve onlara bir örnektim. Yani diyor ki benim diyor yaşamım sırasında ben ne ilahtım ne beni ilah etmişlerdi. İlah ilan etmişlerdi de ben ilah olduğumu söylemiştim. Ve diyor yaşamım sırasında bunun böyle olduğunu diyor ben biliyorum. Vakta gidiyor işler değişti. Yani beni vefat ettirdin. Veya Müslümanların algısındaki şekliyle ikinci biçim. Beni aralarından aldın. Hangisi olursa olsun, hangisini istiyorsanız onun üzerinden olsun. Yani vakta ki benim buradaki varlığım sona erdi. İster ölerek, ister göğe çıkarak, ister başka bir şekilde. Ondan sonrasını diyor ben bilmiyorum. Sonrasını diyor bilen tek kişi sensin. Zaten diyorsan her şeyi bilensin. Her şeyi diyor hakkıyla şahit olan sensin. Benim diyor ondan sonrasına dair bir bilgim yok. Bakın arkadaşlar Allah Hazreti İsa'nın ağzından bir de bize söylüyor. Öyle varlığı sona erdikten sonra tarihi şekillendirmek, insanlığa yön ve rota vermek, öteki taraftan kendine yeni elçiler seçmek, insanlığın sonuna kadar baba oğul kutsal ruh insanları işte şey yapacak da onların yanında öyle bir şey yok. Kime göre yok? Kur'an-ı Kerim'e göre yok. Bu ayeti boşu boşuna söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Ve buradan da Pavlus'un şahsiyetine zaten arkadaşlar biraz önce o şeyi ortaya koymaya çalıştım. Pavlus'un zaten söylemlerinin Hazreti İsa'nın orijinal özgün söylemiyle, Hazreti İsa'nın söyleminin zaten havarilerin özgün öğretisiyle örtüşmediğini araştırmacıların kahir ekseriyeti söylüyor. Ve biz erken Hristiyanlık üzerine yapılmış araştırmalarda meselenin bu boyutunu zaten modern tarihsel çalışmalardan okuyoruz. Fakat özellikle tasdik meselesi ve özellikle Yeni Ahit'in Pavlus'un Pavlus teolojisinin, Pavlus'un şahsiyetinin Kur'an-ı Kerim'den onay aldığı ve tasdiklendiği yönündeki iddialar çerçevesinde bence Kur'an-ı Kerim'in hem ortaya koyduğu temel inanç prensipleri hem de özellikle bu iki spesifik ayet sanıyorum ayrı bir yere konulmalı. Dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar olsun.